Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 5. sınıf bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Bölme işlemi nasıl yapılır? Sizlere elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. Bölme işlemi yaparken sevgili çocuklar, her basamağa sırasıyla e, bölen kısmındaki rakamlara sormamız gerektiğini unutmayalım ve hemen başlıyorum. Ne yapıyorum? İlk önce 7'yi 25'e soruyorum. 7'de 25 yok. Aslında buraya bir 0 koymam lazım. Fakat başta genelde en başa koyduğumuz sıfırların bir değeri olmadığı için biz bu sıfırı hiç koymayız. E, koymadan yaparız. İsterseniz koyarak yapalım. Neden e, koyduğumuzu mantığını anlarsınız. 7'de 25 yok. O zaman buraya bir sıfır koydum. Şimdi 70'e soruyorum. 70'de 25. 2 defa var. 3 defa olsa 75 olur. Fazla olur. 2 defa var. 2 defa 25 50 ediyor. 0'dan 0 çıktı. 0. 7'den 5 çıktı. 2. 20 kaldı. Son e, basamaktaki rakamı da indiriyorum. 200 oldu. 200 de 25. Biliyorsunuz 4 tane 25 100 ediyor. O zaman 8 tane 25 200 eder. Deneyelim. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 2 16. 4 elde 20. Ve böylece bölme işlemini bitiriyorum. Bakın başta koyduğumuz 0'ın Herhangi bir değeri olmadı. Fakat ben sizlerin görmeniz açısından yine de baş tarafa koydum. Ama normal bölme yaparken ilk sayıyı sorduğumuzda eğer 7'de 25 yoksa başa 0 koymamıza gerek yok. Fakat ortada olduğunda muhakkak koymayı unutmuyoruz. Devam edelim. 5'te 48 yok. Buraya 0 koymuyorum artık. 58'de 48 var mı? Evet var. Bir defa var. 1 kere 48 48 çıkarıyorum. 0, 5'ten 4 çıktı. 1. Şimdi sıra 3. basamağa geldi. Onu aşağı indiriyorum. 100. 48 2 defa olabilir. 3 defa olduğunda 100'ü geçer. 2 kere 8 16. Elde var. 1, 2 kere 4 8 bir de elde 9. 96 oldu. Çıkarıyorum. 4. 9'dan 9 çıktı. 0. 0. Son bir basamağımız kaldı. Onu da çalıştığım yere aşağıya doğru indiriyorum. Ne oldu? 48 oldu. 48'de 48 bir defa var. Ve böylece bölme işlemi bitirdim. Kalan 0 oldu. Bakın burada da kalan 0'dı. Bölüm sonucu da yani işlemimizin sonucu bölüm dediğimiz yerde 121 oldu. Diğer bölmeyi yapalım. 3'te 30 yok. 34'te 30 bir defa var. 1 kere 30 30 çıkarıyorum 4 0 bir basamak yani bir rakam daha indiriyorum 43 43 30 yine bir defa var 30 çıkardım 3 4'ten 3 çıktı 1 son bir basamağım daha var aşağı indiriyorum onu da 132 oldu 132 de 30 bir düşünüyorum. 4 kere 3 12 olduğuna göre 120'ye gitmesi lazım. 4 kere 0 0. 4 kere 3 12. 120 oldu. 2, 2'den 0 çıktı. 2. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Bu bölme işlemimiz kalanlı bir bölme oldu. Kalan 12. Sonuç 114. Burada şunu hemen hatırlatıyorum. Diğer sınıflardan muhakkak hatırlayacaksınız. Kalan sayı her zaman bölen sayıdan küçük olmalıdır. Ve bakın burada 30'dan küçük kalan sayı 12. Yani buradaki kalan sayı 30'dan 30'a eşit ya da 30'dan daha büyük bir sayı olamaz. Gelelim diğer bölmemize. 1'de 11 yok. 11'de 11 bir defa var. Çıkarıyorum. Evet. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir rakam daha indiriyorum. Şimdi bu indirdiğim rakamı muhakkak soruyorum. Yanında başka rakam yani 0 olduğu için tek başına kalmış gibi gözüktü. Yanında başka bir başka farklı bir rakam olsaydı 1 ya da 2 olsaydı beraber soracaktım. Tek başına 1'i soruyorum. 1 de 11 var mı? Yok. O zaman buraya 0'ı koyuyorum. Bakın ortadaki 0'ın sayımız açısından bir değeri olacak. Bir de 11 olmadığı için 0'ı koydum. Şimdi diğer rakamı indiriyorum. 11. 11 de 11 yine bir defa var. Evet. Sorumuzun sonucu 101 çıktı. Baştaki sıfırları koymasam oluyor. Fakat ortadaki olan sıfırları veya sonda olan sıfırları muhakkak koymam gerekiyor. Bunu unutmayın. Yoksa işleminiz yanlış çıkar. 201'i 10'a bölüyoruz. 2'de 10 yok. O zaman buraya bir sıfır koymama gerek yok. Baştaki sıfırı koymuyorum. 20'de 10 var mı? Var. 2 defa var. 2 defa 10, 20. Evet. Şimdi sormadığım bir basamak kaldı. İndiriyorum onu ve bunu muhakkak soruyorum. Böyle bırakırsam işlemim yanlış olacak ve eksik kalacak. 1'de 10 yok. O zaman buraya bir sıfır koymam gerekiyor. Böylece bölme işlemi bitirdim. Kalan 1 oldu. Sonuç 20 çıktı. Devam edelim. 5'te 51 yok. 52'de 51 bir defa var. 1 kere 51, 51. 2'den 1 çıktı. 1. Şimdi bir basamak daha indiriyorum, 15 oldu. 15 de 51 yok. O zaman buraya bir 0, yani yoksa bir 0 yok olduğuna dair, yok demek. Şimdi diğer rakamı indiriyorum, 3'ü getirdim. 153, 153 51, 3 defa vardır. Çünkü 3 defa 50, 150 yapar, demek ki 150'ye yaklaşıyor. 3 kere 1, 3, 3 kere 5, 15 tam çıktı. Kalan yok. Cevabımız 103 oldu. Diğer örneklerimizde yapalım. 987'yi 98'e bölüyorum. 9'da 98 yok. 98'de 98 bir defa var. 1 kere 98 98 0 0 Sormadığım bir basamak kaldı. 7 indiriyorum ve hemen soruyorum. 7'de 98 var mı? Hayır yok. O zaman buraya 0 atıyorum. Cevap 10 kalan 7. 8'de 25 yok. 87'de 25 3 defa var. 4 kere olsa 100 olur. Fazla olur. 3 kere 25 75 eder. 7'den 5 çıktı 2. 8'den 7 çıktı 1. Şimdi 6'yı indiriyorum. 126 oldu. 126'da 25 5 defa var. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 125 çıktı. 6'dan 5 çıktı 1. Ha burada çocuklar Çıkarma işlemlerine dikkat edin. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yani dikkat edin dediğim çıkarmaları yaparken yanlış yapmayın. En son 5'i indiriyorum. 15. 15'te 25 yok. O zaman buraya 1 0 koyuyorum ve işlemi bitiriyorum. Cevap 350. Kalan sayımız 15. Kalanlı bir bölme işlemi oldu. Bu sayıyı bölelim. 1'de 40 yok, 16'da 40 yok. O zaman üçünü beraber soracağım. Bakın her zaman iki tane sayı değil, bazen üç tane sayı, hatta bazen hepsini sormamız gerekebilir. 163'te 44 defa olabilir. Çünkü 4 kere 4 16 oluyor. Yani 160'a yaklaşmış oluyorum. 4 kere 0 0, 4 kere 4 16. 160 oldu. 3 0 çıktı 3 0 0. Son rakamı indiriyorum 38. 38'i 40'a sordum. Yok. O zaman buraya bir sıfır koyuyorum. İşlemin bitti. Sonuç 40. Kalan 38. Bakın dikkat edin. Yine kalan sayı bölen sayıdan küçük. Son işlemimiz 6'da 32 yok. 68'de 32 2 defa var. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Ha burada 32'nin kaç defa olduğunu bulmak için Şundan tahmin edin çocuklar. Yuvarlamalardan yola devam edin. 32'yi mesela 30'a yuvarlarsınız. 30 30 daha 60 yaptığı için buradan 2 defa olduğunu tahmin edersiniz. 3 defa olsa 90'a gider. Yani böyle iki basamaklı sayılarda bölen kısmında iki basamaklı sayılar olduğunda yuvarlayarak tahmin edebilirsiniz. Ve sorduğunuz sayı da, sayıyı da yuvarlayabilirsiniz. Nereye en yakın 10'luğa. Neyse uzatmayalım. 8'den 4 çıktı 4. 0. Şimdi diğer rakam diyorum 46. 46 da 32. Bir defa olabilir. İki defa olsa geçer 46'yı. Bir kere 2, 2. Bir kere 3, 3. 4. 4'ten 3 çıktı. 1. Şimdi diğer sayımı 144 oldu. Bakın burada yine yuvarlamadan yararlanabilirim. 32 yuvarlasam 30'a 5 defa olduğunu düşünsem 150 olur fazla gelir. Demek ki 4 defa koymam gerekir. Çünkü 144'ü geçiyor 5 defa olduğunda. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 128 çıktı. 144'e en yakın buraya ulaşabiliyorum. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 0. Cevabımız 214. Kalan sayımız 16. Bu bölme işlemi de kalanlı bir bölme işlemiymiş. Bu işlemle Dersimizi bitiriyoruz. Bundan sonraki videolarımızda bölme işlemiyle ilgili daha farklı uygulamalar, problemler, alıştırmalar olacak. Kısa yoldan bölmeler olacak inşallah. Onları da bir de bir sonraki derslerimizde, daha sonraki derslerimizde sizlere anlatmaya çalışacağım. İyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Evet.